özellikle konuşmasının sonlarında sarf ettiği kendini unutuluşa bırakan, unutuluşa terk edenlerin aslında unutulmadığını da böylece görüyoruz. Bu çok dokunaklı geldi bana. Bir taraftan da hem Aslan'ın konuşmasında hem de Erol Hoca'nın konuşmasında her ikisi de Halide Hanımefendi'nin eserleri üzerinden hareket ederek konuştular. Milli Mücadele dendiğinde, Milli Mücadele'nin Türk Edebiyatı'na yansımaları dendiğinde Halide Edip Adıvar'ın ne kadar güçlü bir figür olduğunu, ne kadar kurucu metni olduğundan bahsetti mesela hocamız Ateşten Gönül'ün. Sol yanında Aslan'ın bir roman yazıyor ve Halide Edip Adıvar'ın çok güçlü bir roman kahramanından ilham alarak yazıyor. Dolayısıyla çok besleyici bir yazarımız ve aktivist, bir mücadele insanı Halide Adıvar. Çok konuşmaya layık hakkında uzun uzun. Umuyorum ki sizlerin soruları olacaktır. Buyurun. Sadece bir şey demek istiyorum. Yani şeyi zincirleme etkiyi görmeniz bakımından şu da çok önemli. Halide Edip evet çok gelecek nesillere etki etmiş bir yazar. Fakat mesela muhtemelen Halide Edip Anadolu'yu bu kadar güzel anlatırken Şükufe Nihal'in de Anadolu hakkında yazdığı şiirleri zaten 1919'da falan yayınlanmış. Şiirleri zaten okumuştu. Yani onunla etkilendiği, ondan önce gelen çok önemli kadın aktivistler, yazarlar, şairler var. Bir silsile haliyle. Bir silsile hali. Yani Şükufe Nihal bugün beni etkiliyorsa Anadolu'yu anlatış şekli muhakkak Halide Edip'i de etkiledi. O da Ateşten Gömleği yazarken zannetmeyin ki sadece kendi görüşlerini yazdı. Etkilenmiş olduğu bir akım tabii ki var. Yani bunlar o yüzden birbirine bağlıdır diyorum. Sözü yine sahibine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu değerli katkınız için de. Dediğim gibi sizlerin soruları ve katkıları için söz hakkı zaten vereceğiz ama hemen şimdi üçüncü konuşmacımıza geçelim. Doçent Doktor Şener, Şükrü, Yiğitler bize bir Cumhuriyet kadınının Terra Incognita'sı, Çölde Sabah Olur adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Hocam sizi dinliyoruz. Evet, şu anda açık mikrofon. Herkese merhaba. Toprağınız toprağım, eviniz evim, burası için, buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Bu alıntıyı Burun Kahpeye'den yaptım. İlk konuşma halinde evlilikten bulunca ben de bağlantıyı oradan yapmak istedim. Şükufe Nihal'e etkisi Halide Edip'in tabii çok fazla. Buradaki milli romantizm fikrini üzerinde durmaya çalışacağım. Ama her şeyden önce ilk kez böylesi renkli, kelimenin gerçek anlamıyla renkli, rengarenk bir dinleyiciye seslenmenin mutluluğu içinde olduğunu bilmenizi isterim. Bitlis Eren Üniversitesi'nden geliyorum, uzak yerlerden. Yıkılmış köprüler, çökük kanallar, yolsuz yollar der Mehmet Akif bizim oralar için diyeceğim ama şart genel anlamda. O bakımdan yani şunu söylemek isterim, dergiye hazırladığım yazıda Mehmet Rauf'tan bahsetmiştim ama Mehmet Rauf'u benden çok daha iyi anlatabilecek uzman hocalarının kişilerin olduğunu bildiğimden Şükufe Nihal'i seçtim. Tabii Şükufe Nihal de yine hocalarımızın alanına gider. Şöyle ki sadece şuradaki tek dikkatim, gayretim coğrafi anlamda yani Bingöl, Elazığ, Bitlis ve çevresini anlattığı için romanında ben de özellikle form olarak bu romanını üzerinde durmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi duvara yansıtılan haritadan söz etmek isterim. Ayrıca şeyin de bildirimin başlığı da Terra Incognita. Aslında konuşmaya hazırlarken dinleyici profilini de bilmediğim için bazı şeyleri açıklamak zorunda olduğunu doğrusu düşünmemiştim. Ama madem biz bizeyiz ve lise öğrencileriyle beraberiz,
her şeyi en baştan açıklayabiliriz. Terra incognita, yani bilinmeyen kıtalar, bilinmeyen topraklar anlamında kartografyada kullanılan bir deyim. İlk kez 15. yüzyılda Batlamyus'un coğrafya kitabında kullanıldığı düşünülüyor. Daha öncesi rastlanmamış bir ihtimalle. Aynı şekilde bilinmeyen denizler anlamında da Mare Incognitum var. Bu coğrafi keşifler döneminde Batlamyus'un çalışmalarının tekrar keşfedilmesiyle terim kullanılmaya başlıyor. Bilinmeyen topraklar, bilinmeyen kıtalar terminolojik ama haritanın üst kısmında Terra Incognitum çok belirgin değil ama yine alt kısma doğru bilinmeyen denizler ifadesi şunu söylemek için kullanılıyor. Yani ilkeller, vahşiler tarafından kullanılan, yaşanılan, mesken edilmiş bölgeler, bunları tırnak içinde kullanmış olalım ve henüz medeniyete açılmamış. Bu tabi beyaz adamın söylemi. Şimdi şöyle bir mecaz değeri de var bu söylemin. Bilinmeyen konu anlamında Terra Incognita bugün bir mecaz olarak da karşımıza çıkabilir. Şükufeni halin Terra Incognitası dediğimizde tabii ki Şükufeni hali döneminin edebiyatçılarından farklı bir yere koymak gerekir. Şöyle ki, ben değerli hocalarımız bahsettiler, Halide Evlilik olsun, Halide Rüzgâr, Zorlu Tuna olsun, benzer dönemi ve benzer anlayışı yansıtan yazarlarımızın yine o bölgeye dair yazılarını, romanlarını incelediğinde, mesela Halide Nusret'in Aşk ve Zafer romanı Urfa ve çevresini anlatır. Yine işte Halide Nusret'in Zeyno'nun oğlu, Kalp Sancısı romanları Diyarbakır ve çevresini anlatır. Bu yazarlarımızın biyografilerini bayağı dedikledim ama acaba gerçekten doğru bulmadıklarına dair bir kayda rastlamadığını ifade etmek isterim. Burada Erol Hocam var, aklına aklıma yasladığım isimlerden biridir. Ayrıca burada da bir teşekkür etmek isterim. Ve genç arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim. Bir gün çok çalışırsanız imzasını almak istediğiniz insanın yanı başında kendisi oturuyor bulursunuz. Bu anlamda gençlere sadece kısa bir mesaj kaygısı getireyim. Devam edeceğim. Halide Edip ve Halide Nusret ve Meziye Muhittinler, evet bu ezoterik topraklardan, egzotik topraklardan milli romantizm devşirmek adına çokça bahsederler. Hocam da söyledi, sosyal sentimentalizm gerçekten bu metinlerden akar. Nitekim benim konuşmamın esası, şu konu hali birazdan Hilal Hocamız da anlatacak. Zannederim o benden biraz daha biyografisine daha fazla girerek anlatır. Ben sadece onun coğrafyacılığı kısmına girerek değinmek isterim. Romanla öyle bir alaka kurmaya çalışacağım. Şükufeni Hal, bilindiği gibi Darülfünun'un ilk kadın mezunudur. Ve bu ünvanla sahip işte olmasıyla da Türk edebiyatında, Türk kadın tarihi, kadın hareketi tarihinde de ayrıca mutlu bir yere sahiptir. Onun hikayesi de şöyle aslında, kısaca geçmem gerekirse, İnas Darülfünun'u var, kadınlara has, sadece kadın öğrencilerin katıldığı. Bir de Zükür, yani erkek Darülfünun'u. Bu okulların 1916'da birleştirilmesi tasarısı var. Bu tasarıya göre öğrenciler, kadın öğrenciler isterlerse kayıtlarını Darülfünun'a birleştirilen kısmına aldırabiliyorlar. Tabii teklif açık, öğrencilerin hiçbiri kabul etmiyor. Biri hariç, beni hariç. Edebiyat bölümünden 3 senelik öğrenciliği yaptı, pardon, karıştırdım, çok affedersiniz.
şeye geçiyor. Edebiyat şubesinden coğrafya şubesine, çok affedersiniz. Ve bütün derslerini veriyor bir sene içinde. Ve Darülfünun'dan ilk mezun kadın öğrenci oluyor. Sonrasında İstanbul'da ve bir takım özel okullarda coğrafya öğretmenliği ve edebiyat öğretmenliği de yapıyor. Tabii Şükrü Nihal'in 1930'lu yıllar öğretmenliği ve edebiyatçılığını aynı anda yürüttüğü ve Türk edebiyatı için de adeta bir ikon haline geldiği bir dönem. Öncesinde tabii Fatih Müdürlüğü'nde, Sultanahmet Müdürlüğü'nde, Halide Edip'in yanı başında Fatih Müdürlüğü'nde konuşma yapıyor. Milli Mücadele'nin de simge isimlerinden biri ama edebiyat dünyası için Şükrü Nihal'in bambaşka biri var. İşte evinde verdiği edebiyat söyleşileri, toplantılar, ziyafetler onun etrafında bir ün ve şöhret halesi oluşturuyor. Ama bununla beraber biz Şükrü Nihal'i sadece İstanbul'un çevresinde görmüyoruz. Çokça seyahat ediyor. Yaptığı seyahatleri kadın mecmuasındaki yazılarında aktarıyor ve okurlarına özellikle gezinin faydasını anlatan telkinlerde bulunuyor. Yazarların çokça gezmeleri gerektiğinden, ilhamlarını Anadolu'dan alabileceklerine dair söylemleri var. Nitekim bunda aynı zamanda Faruk Nafiz Çamlıbel'le olan ilişkisinin de bir etkisi var. Şöyle ki, Faruk Nafiz de o yıllarda milli romantizmi, Anadolu manzaralarını anlatan, Anadolu hassasiyetini yansıtan şiirlerin en güzellerini veriyor. Han duvarları bence bugün de aşılamamış, yani Anadolu gerçekliğini anlatan anlamında aşılamamış bir şiir. Onun gibi Çoban Çeşmesi, Kemalettin Kavun'un Bingöl Çobanları muazzam anlatılardır. Şimdi buradaki milli romantizm, Anadolu hassasiyeti Şükrü Nihal'e özel hayatıyla da biraz sirayet ediyor. Acaba Şükrü Nihal neden Anadolu'ya gitti, gezdi? Biraz da onu kurcalayınca sahaf ve araştırmacı Ümit Nar'ın Şükrü Nihal'in İstanbul şiirleri üzerine yazdığı Müteferrika dergisindeki bir yazıya rastladım. Sonrasında Açık Dergi'de bir cemerciyesi konuğu oldu. Bunu bizzat da anlattı. Meğersem kızından dolayı bir kızı oluyor Ahmet Hamdi Paşa'dan. Bingöl'de yaşayışı sırasında ona eşlik ediyor. Ama sadece bu değil, Osman Fahri biliyorsunuz, ona da bir ilişkisi var. Bu sefer onun Elazığ'daki zorunlu hizmeti ve oradaki intiharı nedeniyle gizli bir aşk mı desek, ne desek, cevap veremediği aşkına bir nevi özür mahiyetinde intihar ettiği eve gidip oraları görüp evrak-ı metrute denir. Hani yazarın arkasından bıraktığı belgeler. Onları da teslim alarak saçından bir rükleyi o evin bahçesine gömdüğü anlatılıyor. Tabii bunlar çok şey, yani özel biyografi, yani gizli saklı tarihi diyor. Biz bunları bir yana bırakarak Şükrü Nihal'in Anadolu'da gördüğü, görmek istediği vatan imgesinden kısaca bahsedeceğim. Süre ne kadar? Sayın hocam bir 3-4 dakika. Tamam, toparlayayım artık. Vatan imgesi bu dönemde milli romantizm erken Cumhuriyet döneminde tabii yeniden oluşturulan bir vatan imgesi var. Ve demin hocamızın ifade ettiği gibi kazanılmış bir zaferin üstüne yazılmış rahat metinlerden söz ediyoruz. Yani ateşten görmek ve bunun kahveye sayılmaz ama çok başka bir şeyden, perspektiften bakarak yazıldıkları için bu etkinliğin ilk gününde ben yoktum sanırım bir hamaset falan tartışması da olmuş. Ama şunu ifade etmek isterim, yani ben bu metinlerin neredeyse tamamını okudum. Militarizm konulu
çalışma yaptım ve şu arıza var. Yani Zafer'den sonra yazılmış metinlerle öncesinde yazılmış metinler arasında bariz bir xenofobi, düşmanlaştırma farkı maalesef ki var. Ki bu da o metinlerin edebi niteliğinden çok şey diyor. Çölde Sabah Oluyor romanı aslında Anadolu'nun yeniden kalkınması, Anadolu'ya hizmet ve milli kalkınma farkındalık üzerine yazılmış bir metin. Yani sadece milli mücadeleyi anlatmıyor. Neredeyse zaten milli mücadele arkada bir fon olarak kalır ve çok da anlamıyorsunuz neyin ne olduğu. Adeta kahraman Anadolu'nun içinde Erzurum'dan Adana'ya bir böyle verevine çapraz bir çizgi çizerseniz oradan oraya sürüklenir. Bir pikaresk roman niteliğinde, estetiğinde türlü maceralar, sürekli birbirini takip eden maceralar yaşar. Ama romanın son final sahnesinde Çölde Sabah Oluyor vurgusuyla Anadolu'nun yeniden kalkınması, yeniden mamur bayındır bir yurt edinilmesi mesajı yine santimental bir vurguyla verilir. Ama ve lakin romanın içinde memur sınıfı içindeki yozlaşma, yolsuzluk, rüşvet, iltimas hırladır. Hülya Argunşah Şükrü Fenihan üzerine yazdığı monografide romanın Cumhuriyet ve öncesiyle bir kıyas farkı karşılaştırması yaptığını söyler ama şunu da görmek gerekir. Bu kadar yozlaşmanın, bu kadar yolsuzluğun olduğu bir şeyde milli romantizm ya da kalkınma mefkûresini nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu da bir soru işareti bende cidden oluştu. Aynı zamanda yine bu metinde de bolca yabancı düşmanlığı, öteki düşmanlığı, yerel halklar hakkında tuhaf, bugün de o günde her zaman nefret söylemi sayılması icap eden bir takım söylemler var. Ama ben sözümü bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bir bütün olarak Anadolu hassasiyeti ve Anadolu'culuk vatanseverliğinin ilmi ziya ülkenin insani vatanseverlik kavramı etrafında çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim. Gönül ister ki o idealizm devam etsin. Sizleri bu anlamda Bitlis'e de davet etmiş olalım. Büyük şehirlerle Anadolu, evet, şehrinin çok benzeştiğini de
burada söyleme gereği hissediyorum. Doğru. Bilmem benim aynı düşünce olanlar var mı? Anadolu, şimdi Atilla İlhan anlatır mesela. Bu Selim İleri'ye verdiği röportajlarına oluşan bir kitap var. Namı diğer kaptan Atilla İlhan'ı dinledik diye Selim İleri. Çok hoş bir röportaj serisidir, nehir röportaj. Orada şey diyor Atilla İlhan, işte biz çocukken İzmir'de sen ne güzel bulursun, geçsen Anadolu diyor. Abi, şarkı. Sonra ben bir fırsat buldum, evet diyor. O da sizin gibi benzer şekilde tayinlerle ve sonra kendisi bizzat giderek, kendi isteğiyle giderek. Fakat baktı diyor, Anadolu hiç de öyle güzel falan değil diyor. Anadolu bitmişti diyor o zaman. Bahsettiği senelerde, savaşın hemen sonrasında yani, milyon caddenin ardında. Fakat şöyle bakmak lazım bence. Her şeye rağmen Anadolu gene Anadolu özelliklerini koruyan bir coğrafyaydı o yıllarda. Şimdi Aslan'ın hadisesi tabii ki ehemmiyetli fakat Anadolu'da çok benzedi şehirlere. Ben de gittiğim zaman fark ediyorum. Şimdi saydığı şehirler, Erzurum, Malatya, işte Tokat vesaire birçoğuna gittim. Ben kendi memleketim olan Sakarya'dan çok farklı göremiyorum mesela. Bu ilginç bir durum. Öyle değil mi Sayın Hocam? Yani bir de işin bu tarafı da var. Rol çalmış olmayayım sizden. Sizin söyleyecekleriniz bitmemiş. Öyle mi?